basınımızın değerli temsilcileri. 1923 basın toplantısına hoş geldiniz. Bu basın toplantısını düzenleme amacımız önümüzdeki pazar günü sahamızda ilk saha maçımıza çıkacağız. Bunun öncesindeki bazı eksik ve yanlış bilgilerden dolayı hem taraftarımız hem değerlisin basın mensupları eksik bilgiden farklı yorumlar, gerçek dışı yorumlar ortaya çıkıyor. Bunların hem önüne geçmek hem taraftarımıza bir mesaj vermek. Maça beklediğimiz mesajını öncelikle verebilmek. Bir de ne yapmak istiyoruz, neler yapabildik, amacımızın ne olduğunu camiamız tarafından bilmiyor. Ancak söylediğim gibi yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek amacıyla birinci ağızdan onu bugün kısa da olsa teyit edelim istedik. Hepimiz biliyoruz ve üzerinde durmamıza gerek yok. Biz bir defa 1923 ruhunu yaşatmak istiyoruz. Biz 1923 ruhumuzun tescil tarihidir. Kuruluş tarihi belki de birkaç yıl daha öncedir ama biz 1923'ün çocukları ve torunlarıyız. Biz 1923'teki dedelerimizin, abilerimizin, babalarımızın ruhunu bugün hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun nedeni kulübümüzün, sebatımızın geçmiş mazisine yakışmayacak şekilde farklı nedenlerden dolayı bugün amatördedir. Biz sizlerle beraber bundan yaklaşık 3 yıl önce BES'le benzer bir basın toplantısıyla beraber olmuştuk. 3 yıllık bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ama biz sebatımızı hiçbir zaman yapmayı veya yok etmeyi, onun yerine yeni bir kulüp kurup onun maziye gömmek taraftarı değildik. Sebatımız da bizi tabii bu kulübümüzün bünyesinde altyapıları görecek şekilde manevi değerli olacak şekilde bünyemizde mevcuttur. Bu ebedi böyle devam edecektir. Ama o kulüp bünyesinde biz profesyonellikte layık olduğu şekilde ilçemizi taraftarımızı istediği şekilde temsil edemeyeceğimiz için istediğimiz renk ve isimde olmasa da 3 yıl önce benim yine seslendirmiştim. Bir kulüp adam ismini değiştirip ama aynı ruhla beraber devam etme fikriydi. Bugün onu denendikten sonra, görüldükten sonra tek doğru dürüst mantıklı çıkışın bu olduğu kanaatıyla aynı şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onun çabası içerisindeyiz. Hepiniz takip ediyorsunuz. Özellikle bu yıl biz Kanuni Spor Kulübü'nü ismini değiştirerek Sebat Ruhu'yla beraber devam etmek istedik. Buradaki isim değişikliğine, renk değişikliğinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları sizler biliyorsunuz. Bu sıkıntılar nedir? Biz 1923 Sebat ve rengi kırmızı beyaz olarak belirlemiştik. Bu federasyonumuz tarafından onayı görmedi. Gerekçesi eski kulübü çağrıştırıyor ve de rengi isminde sebat olmayacak, atçabat olmayacak, renginde kırmızı beyaz olmayacak. Eski yöneticilerin özellikle ben ve benim dönemimdeki arkadaşlardan kimse olmayacak. Diretmesi demeyeyim de talebiyle. Biz kabul görmedik. Ben şu an sizin huzurunuzda kulübün manevi başkanı olarak sizlere hitap ediyorum. Ama biz yaklaşık 2,5 aydan bu tarafa benim de yönetim kurulundaki olan arkadaşlarımla birlikte canla başla bunu hayata geçirebilmek için mücadele ediyoruz. Bu dışarıdan gözüktüğü kadar da basit bir şey değil. Arkadaşlarımızın birçoğu inanın 12 saatte fazlalık bir zaman dilimini bu kulübe ayırmak durumunda kalıyor. Hepimiz iş sahibimiz bunu yapabilmesi için de işinin gücünden tenak ediliyor. Bunu da bilmesini istiyorum. Bizim 1923 olarak federasyondan onaylanmamamız üzerine biz yeniden genel kurulu kararı alıp federasyona mutabık kalıp ismimizi Akçaabat Trabzon Akçaabat Futbol Kulübü olarak değiştirdik.
Rengimizi de beyaz, bordo, mavi olarak belirledik. Buradaki amacımız beyaz, bordo, mavideki amacımız. Tabii ki bordo mavi hepimizin gönlündeki yerimiz farklı. Bunu her yerde kullanmak isteriz. Ama biz burada bordoyu birazcık rengini açıp, kırmızının da rengini birazcık koyulaştırıp, gönlümüzde olan kırmızı beyazı yaşatmak. Bir tek eksiğimiz sebat kalıyor. Görüş reklamımız da sebat projeler 1,5 milyon karşılığında sponsor olduk. Ve göğsüne de sebatı yazdırıyoruz. Yani sahaya çıkacak olmuş olduğumuz formamız Akçabat Spor. Tabii ki Trabzon'da gurur duyuyoruz her zaman. Rengimiz de kırmızı beyaz olacak. Göğsünde sebatı ve sırtında da sebatın yazılı olarak başlarımıza çıkacağız. Bu hafta sonu iç sahada çıkacak olmuş olduğumuz rakibimiz Adıyaman Spor. Ne hikmettir ki hikmetiyle biz Adıyaman maçında yenilerek küme düştük. Adıyaman ikincilikte kalmıştık. Ve biz de yönetimden ayrılmıştık. Çünkü biz o maçla birlikte, o maçtan daha önceydi. Bu kulübün bir çıkmazda olduğunu, birbirinin delik olduğunu, bir şekilde gülümeyeceğini tespitle var. Ayrılmıştık. Önümüzdeki hafta ise Adıyaman 3. lige iniyor. Ve de biz geçmişte geçtiğimiz haftaki maçı oynanmamış kabul ediyoruz. Bizim için bir kazaydı. Onu unuttuk zaten. Bizim çıkış maçımız önümüzdeki hafta Adıyaman maçıyla beraber olacak. Bunda da bir hikmet vardır diye düşünüyorum. Çünkü Adıyaman'la yaptık, Adıyaman'la beraber seyircimizle bir araya geleceğiz. Biz şimdi bu çabamızı bir defa özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bunun manevi yatının yanı sıra maddi boyutu da var. Maddi boyutunda bir defa bugüne kadar ben karşılıyorum. Bu sezon sonuna kadar önümüzdeki yıllarda benim gözetimimde benim tarafından karşılanacaktır. Ama bunun evveli böyle gitme şansı yok. Bunu taraftarımızın benimseyip herkesin, yani ben sebatlıyım diye herkesin bunu benimseyip kalınca kalınca maddi olur, manevi olur. Bugün için bizim için maddiyattan daha ön planda olan manevi destektir. Hafta sonu maçına bütün taraftarımızı bekliyoruz. Bütün tarafların eline gelen desteğin en azından moral motivasyon bakımından takımın yanında olduğunu belirtmesi için maça gelmesini istiyoruz. Maçımızın da bu haftaki bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirledik. Aynı zamanda görüşmelerimiz devam ediyor. Bir yayın kuruluşumuz tarafından bizim maçlarımızın tamamını iç sahada ve dış sahadaki maçlarımızı yayınlatmak istiyoruz canlı yayın olarak. En azından da kayıt altında olsun bütün maçlarımız ki diyoruz. Adıyaman'da küme düştüğümüz maçtaki talihsizliği yaşamayalım. Yaşadığımız zaman en azından itirazımızda da belgesini ortaya koyabilme imkanımız olsun amacıyla beraber. Basın kuruluşlarıyla, yayıncı kuruluşlarıyla beraber görüşme halindeyiz. Anlaşmak üzereyiz ama bu haftaki maçımızı Çay TV canlı olarak yayınlayacaktır. Eğer mutabık kalabilirse ondan sonraki haftalar değilse başka bir yayın kuruluşuyla beraber ama mutlaka maçlarımızı iç ve dış sahadaki maçlarımızı yayınlatmak istiyoruz. Sözünü de fazla uzatmak istemiyorum. Onun için sizlerin de kısaca yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek amacıyla sorularınız varsa onları da almak istiyorum. Ama vurgulamak istediğimiz bütün taraflarımızı hafta sonuki maçta bekliyoruz. Çünkü onlar yanımızda olacak ki biz daha iyi motive olup yapmak istediğimiz şeyleri daha iyi bir şekilde yapabiliriz.